Spor Smash TV ekranlarından herkese merhaba. Bugünkü programımız Tecrübe Konuşuyor. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Onur Aydın var. Onur Aydın Beşiktaş Basketbol Altyapı Teknik Sorumlusu. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hocam şimdi sizi geçmişe götürmek istiyorum. Onur Aydın basketbola nasıl başladı? Nasıl oldu ve şu an altyapının başındasınız. O süreci sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki. Basketbolla aslında bakarsanız hiçbir alakam yoktu diyebilirim benim. 13 yaşında başladım basketbola. Aslında biraz geç denilebilecek bir yaştı benim için. Okuduğumuz okulda Beşiktaş basketbol takımı seçmelerinin olduğu bir ilan asmışlar. Okulda iki tane çok yakın arkadaşlarım vardı. Onlarla teneffüslerde geziyorduk. Afişte gördüm basketbol seçmeleri olduğunu. Boyum uzundu arkadaşlarımdan. İddiaydı. Ben girersem kazanırım dedim. O ikisi basketbol oynuyordu. Ben oynamıyordum. Nasıl kazanacaksın dediler. Ya benim boyum uzun, kazanırım dedim. Babama söyledim. Tamam gidelim dedi. Seçmelere katıldık. Dediğim gibi boyumun uzun olmasının avantajıyla zaten görür görmez beni adımı soyadımı bütün iletişim bilgilerimi aldılar. Böylece basketbola olan serüvenim Beşiktaş basketbol takımı seçmeyle başladı. Altyapıyı Beşiktaş'ta geçirdim. A takıma yükseldim. Daha sonra 2 sene Karşıyaka'da oynadım. 2 sene sonra Banvit'e geri geldim. Ardından 1 yıl daha Beşiktaş. 2 sene Mersin Büyükşehir Belediyesi. Son olarak Tofaş ve TBE'de Konyaspor'da oynayıp yaşamış olduğum diz sakatlıklarından dolayı da aslında erken sayılabilecek bir yaşta da basketbola veda etmek zorunda kaldım. Basketbol, aktif sporculuk kariyerim böyle geçti. Çok güzel. Peki hocam ilkler çok önemlidir ya insanın hayatında. İlk basketbol maçınız, ilk profesyonel basketbol maçınız kimleydi? Nasıl oynamıştınız? Nasıl bir performans sergilemiştiniz? İlk hazırlık maçımı da hatırlıyorum. İlk oynadığım resmi millilik maçını hatırlıyorum. İlk hazırlık maçımız İstanbul Teknik Üniversitesi ileydi. Ahmet Fethkeri Spor Salonu vardı bizim Beşiktaş'ın şimdi Fulya Acıbadem bloklarının olduğu. Orada salon vardı. İlk maçımızı orada hazırlık maçını oynadık. Sonra ilk resmi maçım da Caferal Spor Salonu'nda 92-93 yılında Enka Spor vardı. Enka Spor'a karşı ilk maçım olmuştu. Tabii dediğiniz gibi ilkler hiç unutulmuyor. Güzel performanslar sergilemiştim. Daha sonraları aklımdan gitti ama o iki maç benim her zaman hatıramda yerini koruyor. Peki hocam ilklerden sonra o süre zarfında ailenizin duruşu nasıldı? Size muhakkak destek vermişlerdir. Ben onları da merak ediyorum. Bir anneniz, babanız nasıl destek oldu bu süre zarfında? Ya tabii ki sonuçta bu uğraştığımız, yaptığımız spor aile desteği olmadan yapılabilecek bir iş değil. Şu andaki veliler daha fazla böyle çocuklarını rahat ettirmeye çalışıyorlar. O zaman da tabii imkanlar doğrultusunda babam olsun, annem olsun ellerinden gelen bütün imkanlarıyla bana destek oldular. Sabah olduğunda idman babam götürdü. Akşam geri geldi, aldı. Ne bileyim idmandan geliyorduk. Sabah yetişmesi gerekiyordu eşyalar. Şimdiki gibi böyle bol eşyalar, bol malzemeler yoktu. Yıkanıyordu, ediyordu. Annem fedakarlık gösteriyordu. Babam fedakarlık. Aile içinde karşılıklı oluşan fedakarlıkla benim de sevmemle doğru orantıda bugünlere geldik diyelim. Yani ne kadar fedakarlık olsa da çocuğun içinde olmazsa bu iş ne yazık ki pek olumlu sonuçlar doğurmaz. Peki hocam ailenizden bahsetmişken şimdi altyapının başındasınız. Ailelere biraz baktığınızda uzaktan şimdi ne gibi farklılıklar var? Yani şöyle söyleyeyim neleri yapmaları gerekiyor, neleri yapmamaları gerekiyor çocukları için? Yani yanlış bir yerde mi duruyorlar yoksa gerçekten sınırlarını aşıyorlar mı? Yani karşılıklı aşıldığı durumlar da oluyor. Doğru durması gerektiği yerini bilenler de oluyor. Ama bir şekilde ilişkileri karşılıklı, anlayışla, hoşgörüyle götürmeye çalışıyoruz. Burada yeri gelmişken velilerle ilgili şöyle bir şey anlatabilirim. Bir kere içeride konuşurken de bahsettim. Altyapılarda birçok basketbolcu var. 2009 jenerasyonu çalıştırıyorum. Size de söyledim. Türkiye'de belki 1000 tane, 2000 tane 2009'u basketbolcu var. 2008'lisi var. 2010, 11, 12 geriye doğru geliyor. Yukarılarda var. A takımda var. Bir kere ailelerin bilmesi gereken birinci nokta şu. Her çocuk basketbolcu olmayacak. Belki 20 tane, belki çok iyi bir jenerasyon yakalanacak. O 1000-2000 kişilik havuzdan 50 tane sporcu çıkacak sadece. Ailelerin burada dikkat etmesi gereken husus çocukların şu anda geçirdikleri kaliteli zaman, güzel arkadaşlıklar, bir şeyleri paylaşmak, aynı hedef doğrultusunda takım halinde mücadele edebilmek, bencillikten uzaklaşmak. Yani ailelerin burada öncelikle çocukların mutlu olduğu bu alanlara yönelmeleri gerekiyor. Yoksa ailelerin üstünde o kadar kendi hırslarıyla ben olmadım o olacak. İşte bunu yapıyorum, onu aldırıyorum, bunu aldırıyorum. Aldırdım özel ders, PT'ler, o bu. Yani çok olmayacak, çok etki etmeyecek. Çocuğun içinde ne varsa ne kadar olacak? Şans faktörü devreye girecek, sakatlık yaşamaması gerekecek. O yüzden biraz ailenin çocukların üstünden bu baskıyı çekmeleri, biraz onların bu sporu tabii ki ciddi ama biraz da eğlenmek için, dışarıdaki ortamdan uzaklaşmak için daha güzel, daha izole bir hayat yaşıyorlar. Yoruluyorlar, maçlar, antrenmanlar, dışarıda gezecek zaman bulamıyorlar, edemiyorlar. Yani dediğim gibi sporun şu aşamasında sadece çocuklarına destek olup onların keyif aldığı ortamı izlemeleri gerekiyor. Çok fazla görüyoruz altyapı maçlarında
o 12 maçında bile veliler birbirlerine kavga ediyorlar, birbirlerinin hırslarına yenik düşürüyorlar. Sahadaki çocuklarda öyle bir hırs yok. Sahadaki çocuklar eğleniyor, keyif alıyor, oynuyor, mutlu oluyor. Düşeni herkes gidiyor, rakip takımı da kendi takım 5 kişi, 10 kişi beraber kaldırıyor. Ama ailelerinde gülüyorlar. Görünce bu sefer etkileniyorlar hocam. Yukarıdan hakeme herkes kazanmak istiyor. Herkes kazanmayacak. Dünyada da böyle. Bugün İspanya'ya bakıyorsunuz. Futboldan örnek verin. Kaç tane futbol takımı yatırım yapıyor? Türkiye'de de öyle. Sezon başlarken futbolda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş zaten olan şampiyonluk adayı. Biri oluyor. Olmayan herkes başka eskizlerle, bahanelerle olayı farklı yönlere çekiyor. Bizde de öyle yani. Bazıları başarılı olacak, bazıları olmayacak. Sadece onlardan isteyeyim. Bıraksınlar. Çocuklar mutlu olsun. Çocuklar içeride mutlular. Fazla onlara karışmazlar. Mesela bizim zamanımızda bizim ailelerimiz bu kadar müdahil değildi olaya. Onu soracaktım çoğu hocam, kişi, evet. Aynen. Mesela arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Benim babam bilmezdi diyor nerede, hangi salonda idman yaptığımı, nasıl oynadığımı. Ben belki çağırdım bilmemek diyor. İyi mi aslında? Yani çok mu oyuncunun ya, işine karışıyor hani, veliler? O da uç. Tabii ki bilmek lazım, görmek lazım. Çocuğu biraz kontrol altında tutmak lazım. Ama demek ki fazla da karışmamak lazım. Sonuçta antrenörler çocuklara zaten verilmesi gerekeni, anlatılması gerekeni zaten anlatıyor, yapılması gerekeni. Biraz ailelerin kendi hırslarını törpülemesi gerekiyor. Çok güzel özetlediniz.